Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere böyle renk renk yapıp değişik süslemelerde kullanabileceğimiz çiçek yapımı var. Çok çok kolay bir çiçek yapımı arkadaşlar. Yabancı bir kanaldan aldım. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten yapımı kolay. Şöyle bakın, göstereyim. Altı da düz bir şekilde dikiyoruz. İstersek yapıştırabiliriz. Şunu lif ipinden yaptım. Bakın şu iki tane iki boyu cetvelle yaptığımız için bu 30 santimlik cetvelle yaptım. Bu iki büyük boyu. Bu da 15 santimlik cetvelim. Şu küçük boyları da bu 15 santimlik cetvelle yaptım. Şu cetvelin kalınlığı buradaki çiçeğimizin yaprak görünümünü bakın. Şu dallarını yapraklarını oluşturan ip kısmının genişliğini gösteriyor. Ne kadar geniş olursa çiçeğimiz de o kadar büyük oluyor. Evet arkadaşlar, bunun için böyle arta kalan iplerimizi kullanabiliriz. Dediğim gibi lif ipinden de kullandım. Diğer değişik örgü iplerimden de kullandım. Mesela bu bebeği yünden yaptığım bir çiçek. Aynı zamanda burada yapmış olduğumuz çiçeğimizin ortasına böyle bir tane de inci dikebiliriz veya 4-5 tane, yani bir tane İnci ortaya, etrafına da birer tane böyle dolduracak şekilde inciler dikip daha da büyük bir boncuk yapabiliriz ortasına. Bakın görünümü gerçekten şık oldu. Örgülerinizin, kıyafetlerinizin süslemesinde kullanabileceğiniz bir çiçek modelimiz. Dediğim gibi 30 santimlik de büyük yaptım. Şimdi ufak boyuyla yapacağım. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece bunun için ipimiz, cetvelimiz, iğne, makas ve gerek duyarsanız ortasına dikmek için de inciler, boncuklar kullanabilirsiniz. Yapımı çok çok kolay arkadaşlar. Böyle arta kalan bir ipimle, ufak cetvelle yapacağım için hemen şöyle küçük bir parça iple kullanmak istedim. Aynı zamanda iplerimizi değerlendirmek için ilk olarak cetvelimize ipimizi bağlıyoruz. Burada tığ kullanmıyoruz. Tamamen elimizle, daha sonra da iğne yardımıyla çiçeğimizi tamamlayacağız. Bu cetvelime ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi buradan çok basit bir yöntemle hemen gösteriyorum. Buradan işaret parmağımıza bakın, doladıktan sonra ipimizi böyle üstten geçiriyorum ve ipimiz her zaman bu kenarda olacak şekilde, ortalarda kalmayacak, yani şu kısmını yukarıya doğru sabitliyorum. Bakın buradan geçiriyorum, işaret parmağım bir tur doluyorum, sonra bu üstte kalan, bakın şu ilerleyen ipimiz değil, bu yumağımızdaki ipimiz, bu altta kalıyor. Bu üstte kalan buradan gelen ipimizi alarak hemen cetvelin üzerinden geçiriyoruz ve bu kenara sabitliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bir ilmek alıyorum. Hemen cetvelin üstünden atıyorum. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Değişik bir iki yöntem de göstereceğim size. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Baş parmağımızı aldık. İpimizin üzerine bakın koyduk. Bir tur çeviriyorum. Sonra bu altta kalan ipi alıp cetvelin üzerine geçiriyorum. Hangi parmağınızı kullanırsanız arkadaşlar, bakın baş parmağımı ipin üzerine koydum. Bir tur çevirdim. Bu altta kalan ipi alıp cetvelin üzerine atıyorum. İpimizi her zaman buraya bu şekilde, ilmeğimizi kenara doğru çekmeyi unutmayalım. İpimiz her zaman bu kenarda olacak. Bakın böyle. Parmağımı üste koydum. Bu şekilde. İşaret parmağımla yaptığım zaman da yine aynı şekilde alıyorum. Burada işaret parmağımız daha uzun olduğu için cetvelin ucuna doğru daha rahat kullanabilirsiniz.
Bir tur doladım parmağıma. Hemen buradaki ipi alıp cetveli arkaya doğru atıyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Hatta daha yavaş da göstereyim. Şurada fazla boşluk olmasın ve ipleriniz üst üste gelmesin. Yan yana olmasına dikkat edin. İpimi aldım. İşaret parmağımı doladım. Sonra bakın buradaki kalan bu cetvelin üstündeki ipimizden alıyorum ve geçiriyorum. Buradaki 15 santimlik cetvelin üstünü tamamen dolduralım. Şöyle kaydırıyorum ben. İlk olarak uç kısma daha yakın olursa yapmamız kolay olacağı için oradan başlıyorum. Hemen ipimi bu şekilde alıyorum. Çok boşluk bırakmayın yanlardan. İplerin arasında boşluk oluşmasın. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ilmeklerimizi atarak devam ediyoruz. Bir tur doluyorum parmağıma. Cetvelin üstüne alıyorum. Bir tur dolayıp cetvelin üstüne alıyorum. Daha yavaş gösteriyorum. Bir tur doluyorum. Buradaki ipimi alıp cetvelin üzerine atıyorum. Ya da göstermiş olduğum gibi şu baş parmağımı kullanarak bir tur dolayıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, ipimiz biraz açtım daha rahat çalışabilmek için. Tamamen parmak işin içinde arkadaşlar. Şu şekilde de gösterebilirim. Bakın parmağımızı hiç kullanmadan bu ipimiz üstte olacak şekilde. Şu şekilde bakın elimdeki ipi alıyorum. Bir tur çeviriyorum. Fakat cetvelin üstünden gelen ipimiz üstte olacak şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Size yapabileceğiniz şekilde her türlü göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hangisini tercih edersiniz? Tekrar alıyorum. Bakın şöyle bir tur elimde çevirip burası hep üstte kalacak şekilde sağa doğru getirdiğimiz zaman bakın üstte kalıyor. Böyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın ne kadar çabuk oluyor. Biraz daha ipimi aşağıya alıyorum. Tüm cetvelin üstünü bu şekilde dolduralım. 15 santimlik cetvelimde. Tabii ben bunun hepsinin üzerini dolduruyorum. Bu 30 santimliği kullandığım zaman da şöyle 18 santim falan yaptım arkadaşlar. 18-19 santim, hatta 20 santime kadar kullanabilirsiniz. Yani 18-19-20. Buraya kadar doldurmanız yeterli olur. Bütün cetveli doldurmanıza gerek yok. 20 santim. Ben burada yaptıklarım benim 20 santimlik. Daha büyük olmasını isterseniz tabii cetvelinizin 30 santimini de doldurabilirsiniz. Ne kadar uzun yaparsanız bu çiçeğimizi dikerken etrafından bakın bu şekilde daha büyük hacimli olacaktır çiçeğimiz. Onun için bu çiçeğin büyüklüğüne göre santiminizi ayarlayabilirsiniz. Benim bu gösterdiğim 20 santime kadar 19-20 santim falan yaptım büyük cetvelle. Küçükle 15 santim olduğu için bu 15 santimin hepsini dolduruyoruz. İlmeklerimizin şu kısmına dikkat edelim. Kenarda olsun. Kapatıyorum. Kenara çekiyorum.
İpleriniz üst üste gelmesin. Evet, devam ediyorum. Biraz daha ipimi şimdi aşağıya doğru alıp cetvelimizi dolduracağım. Evet, cetvelimizin üzerine doldurdum arkadaşlar. Şuradan hemen ipimi de keseyim biraz. Başladığımız ipi. Buradan uzun bırakarak ipimi keseceğim. Çünkü burada yapacağımız bir işlem var. İğnemize takacağız ipimizi. Ve iğnenin üzerinde devam edeceğim. Biraz uzunca kestim. Hemen iğnemi takıyorum. Evet, ipimizi, iğnemizi geçirdik. Şimdi bakın cetvelimi aldım elime. Bu taraftan soldan sağa doğru ben yapacağım işlemi ama isterseniz bu taraftan da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şuradan ilmeklerimizin her birinin arasından iğnemizle geçiş yapacağız. İpim burada duruyor. İlk olarak hemen birinciden iğnemi geçiriyorum. Bakın ipim burada. İkinciden buradan ilmeklerin üzerinden geçiş yapıyorum. Ama normal dikmiyorum. İpim burada olduğu için hafif ilmeklerim içinden ipim bakın içinden geçerek oluyor arkadaşlar. İpim işaret parmağımın üzerinde. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bakın yan yana buradaki her bir ilmeğin üzerinden geçiş yapıyoruz. Biraz şöyle ayırabilirsiniz. Daha net görmek isterseniz ipiniz ince olabilir. Bu çiçeğimizin yapımında tığ kullanmıyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi bu şekilde devam ediyoruz. Son kalan ilmeklerimizi de tamamlayalım. En sonuncuya kadar arkadaşlar yapıyoruz. Evet. Bu şekilde kenarlarımızı iğnelerle bütün ilmeklerin arasından geçiş yaptık. Şimdi hemen buradan cetvelin üzerinden ilmeklerimizi çıkaracağız. Bakın ipim arttığı için bu ipimle devam edeceğim. Eğer ipiniz bittiyse tekrar ipinizi ayarlayın arkadaşlar iğnenin üzerine. Çünkü artık çiçeğimizi toparlayarak dikeceğiz. Bakın burada ipim burada olduğu için devam ediyorum. Hemen şöyle ufak bir burayı toparlıyorum, yuvarlıyorum. İğnemle geçiş yapıyorum. Tam kenarlarından az önce iğnemizle işlem yaptığımız yerden. Bakın bu şekilde gözüktüğü için şurada ilmek yaptığımız yerlerden iğnemizle dikiş yapacağız. Çeviriyorum.
Hemen iğnemle yine içeriden dışarıya veya dışarıdan içeri hiç fark etmez. Tekrar çeviriyorum. İlk yapmış olduğumuz rulonun etrafından geçişler yapıyoruz. Tekrar bakın bir tur çeviriyorum. Burayı dikmek zorunda değilsiniz. İsterseniz burayı silikon tabancanızla, sıcak silikonla da yapıştırma yapabilirsiniz. Tekrar çeviriyorum. Hep aynı noktanın etrafından yan yana çevirerek dikiyorum. Buradan bu iplerimizi toplamamaya dikkat ederek dikelim. Bakın çeviriyorum düz olması için etrafından. Bir tur daha çeviriyorum. Buradaki bütün görmüş olduğunuz kenarlardan çevirerek dikeceğiz. Çiçeğimizin oluşmasını sağlayacağız. Böyle düzelterek etrafından çeviriyoruz. Söylediğim gibi isterseniz silikon tabancanızda da burayı sıcak silikonla da yapıştırarak devam edebilirsiniz. Ama dikmek daha garantili arkadaşlar. Sökülme ihtimali olmaz. Son kalan ilmeklerimi de dikiyorum. En uç kısmına kadar dikişimizi yapıyoruz. Evet, bu kenardaki ilmeklerimizi, iplerimizi toplamamaya dikkat edelim. Dikişim bitti. Bakın arkadaşlar, yuvarlak yuvarlak bir şekilde kenardan dikişimizi yaptım etrafında. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimiz de gayet güzel. İsterseniz şu orta kısmını aşarak söylemiş olduğum gibi bir inci de dikebilirsiniz. Birkaç boncuk da koyabilirsiniz. Değişik şekillerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Çok çok güzel, böyle yapımı kolay bu çiçeklerimizin yapımını paylaştım. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Çok işinize yarayacak bir model. Örgülerinizde, kıyafetlerinizde, süslemelerinizde kullanabileceğiniz model arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yapımı da çok kolay. Renk renk yapıp sizler de her yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Evet.
Daha değişik örneklerde buluşmak üzere hepinizi mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.